Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Yanımızda Mersin seyahate ait 2017 model Trayogo var. Bu videonun konusu kaptan yorumuyla Mercedes-Benz yeni kasa Trayogo'yu inceleyeceğiz. Yanımda da sosyal medya fenomeni Önder Kaptan var. Önder Kaptan merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldin, sağ ol. Sen nasılsın, iyisin? Hoş bulduk, iyidir vallahi, sağ olasın. Çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğin için. Rica Aynı ederim. Zamanda Mersin seyahate de teşekkür ederiz. Şimdi dedim ki ben bu araçları daha önce çekiyorum. Kendi yorumumla inceliyorum. Ya dedim, bir de dedim bu araçları kullanan insanlarla ben bu aracı bir inceleyeyim. Onlar eksik yanlarını, güzel yanlarını söylesinler. Böyle bir fikir geldi aklıma. Sen de sağ olasın, kırmadın bizi, kabul ettin. Şimdi araç 2017 model. Yeni kasa bir Trayogo. Lakabı Koca Kafa. Doğru. Koca Kafa diyorsunuz. Aynen, biz Koca Kafa diyoruz. Önce bir seni tanıyalım. Ne yapıyorsun, ne diyorsun, ne zamandır bu sektördesin? Yaklaşık 12 yıldır bu sektördeyim. Maşallah. Beni bilen biliyor zaten, tanıyan biliyor. Aynen. TikTok'ta ve Instagram'da epey bir kitleye sahibim. Yüksek bir kitleye hitap ediyorum. O yüzden kendimi anlatmaya gerek yok. Valla bizden çok takipçisi var arkadaşlar Instagram'da. Bizden daha çok kaçtı en son? Instagram'da 114.000 oldu. Hı-hı. TikTok'ta da 225.000 falan olmak üzere. Maşallah. Kendimi fazla anlatmaya gerek yok. Beni bilen biliyor zaten. Sevenler sağ olsun takip ediyor, destek veriyorlar. O yüzden sen sor, ben yanıtlayayım. Ben sana cevap vereyim. Aracı sana tanıtayım. Eyvallah. İstediklerini sor. Ama bilmeyenler için ben aşağı Önder Kaptan'ın ben sosyal medya hesaplarını bırakırım. Bir göz atarsınız bilmeyenler için. Şimdi tasarımını beğeniyor musun öncesinin yeni Trayogo? Ya tasarımı daha iyi olabilir. Niye daha iyi olabilir? Çünkü sonuçta bir yıldız, bir Mercedes. Evet. Yani Mercedes'in diğer araçlara göre, Mana, Safir'e, Temsa'ya, Volvo'ya, bunlara göre daha iyi bir tasarımı olabilir. Evet. Daha iyi bir tasarım bekliyorduk ama yine son 2016'da çıkan zaten ilk modeli bu. Evet. 2026'da yeni kasası çıkacak. Evet. Yeni tiple, yeni göğüs kokpitiyle o nasıl olur onu kimse bilmiyor zaten. Aynen. Çünkü gizli tutuluyor, lansmanda belli oluyor. Aracı inceleyelim istersen, sormak istediğin neler varsa soralım. Bir makyaj gördü biliyorsun sen de. Şuralar işte Black Line adında. Şuralar aynen. Siyah, aynalar siyah. 21'den sonrakiler Black Line oldu. Aynalar katlanılabilir oldu. Evet. Yani aynanın katlanması pek bir şey ifade etmiyor. Neden söylüyorum. Peki mesela böyle ya, dar alana yanaştığın zaman dar alanda sen aynayı kapattığın zaman zaten aynaların devre dışı kalıyor. Etrafı evet. Göremiyorsun. O ayna katlansa ne katlanmasa ne? Acaba burada şoförleri falan bir tavlama tekniği mi yani, hani böyle kapanıyor ya, açılıyor. Gösteriş olsun diye, makyaj olsun diye ufak tefek detaylar eklemişler. Yani şu önü bir siyaha boyalamışlar. Alt siyah, üst evet. Siyah, aynalar katlanabilir aynı şekilde siyah. Sadece bir görünüş eklemişler. Sadece bir gösteriş var yani, ekstra bir şey yok. Kaptan. Ya aynı araç aynı. Göğüs kokpiti olarak da aynı. Sadece birkaç özellik eklemişler. Yani birkaç özelliğe de o para verilmez. Evet. Hani rahatlıksa koltuklar zaten aynı rahatlıkta. Evet. O da 2+1, bu da 2+1. Ölçüsü, mesafesi, santim santimine hepsi aynı. Evet. Hani arasındaki tek fark sadece gösterişi. Peki, makyajlı olması. Peki sana bir şey söyleyeyim. Bu far ve logosu sana da çok büyük geliyor mu mesela ön tasarım? Ya tabii büyük. Ama diyorum yani makyaj, gösterişe önemli. Bu evet. Araçta sadece gösteriş var. Başka bir şey yok. Şu hani 2011'den sonrakilerle aynı. Aynı görevi. Koltuk aynı. Evet. Yolcu o, bu koltukta nasıl gidiyorsa 2022'de de aynı o şekilde, o rahatlıkta gidiyor. Sadece bir gösterişi var. Böyle büyük yapmışlar mesela. Araç ilgi çekiyor. Hani göze çarpıyor. Evet. Araç uzun. Rüzgarda bu araba dans ediyor. Değil mi? Evet. Dansöz gibi bir sağa bir sola gidiyor. Bu arabayı zapt edemiyorsun. Sen ama kaptan olarak eski kasanın tasarımını mı daha çok beğeniyorsun? Ya eski kasa bana kalsa daha iyi. Değil mi? Çünkü daha, bu sadece gösterişten ibaret. Başka hiçbir şey değil. Yükseklik aynı, uzunluk ya aynı. Ya sadece lüks, yani lüksiyet vermişler. Ne yani gösteriş olsun. Hani mesela bir ortama gidersin ya, telefonun en lüks model masanın üstüne koyarsın ya. Evet. Bunu da peron arabası olarak böyle gösterişe önem vermişler. Abartmışlar biraz. O yani eski araba ile yeni araba arasında pek bir farkı yok. Sadece birkaç özellik var, başka hiçbir şey yok. Aynı, doğru diyorsun aslında. Şimdi bagaja bakalım mı? Bagajdan, tabii bakalım. Bagajdan ben şikayet edeceğini sanmıyorum ama. Travegolarda genelde zaten bağış ön planda. Travegoların bağcıları mesela çok geniş. Şöyle açayım. Burası, buraya biz karşılıklı bağış diye hitap ediyoruz. Geniş, büyük, uzun olarak. Burası da normal bağış. Yani bağcı ideal. Bağcından yana şikayetimiz yok. Ya buzdolabından motosikletin her şeyi sığdırabiliyor musunuz? Aynen. Motosiklet, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi her türlü ihtiyacı karşılıyor. Yani yolcu yerde bırakmıyorsun bu Travegoyla. Siz personel olarak... Ama Turismo, Setra, Safir bu araçlarla yolcunun bağcı yerde kalabiliyor. Evet. Çünkü 40 tane yolcu var bu arabada. Her birini bir çantadan hesaplarsak 40 tane çanta. 40 bağcı buraya nasıl yerleştirir örnek veriyorum. Ki bizim insanımız bir çantayla gelmiyor. Aynen. Torbası, çantası yani fazla olabiliyor. Aynen. O yüzden biraz mesela 2022 ile 2020 ve üstündeki araçlarında yataktan çalmış mesela. Ne yapmış mesela? Yatağı biraz daha daraltarak bağcı genişletmiş. Evet.
öbür tarafta zaten göstereceğim onu. Hı-hı. Bu bağcı daraltmış. Hı-hı. Üstten çökertmiş. Yani zaten şoförün bu meslekte tek sermayesi uykusudur. Aynen öyle. Şoför yatakta rahat bir uyku uyumadıktan sonra bu araba her tarafı makyaj olsa, her tarafı aksesuar da olsa boş. Evet. Aynen. O yüzden en önemli şoförün en önemlisi, yani en önemli yeri yatağıdır. Yatağında rahat rahat yatacak. Yatak alçak olmuş, dar olmuş, adam rahat yatamamış. Bunu zaten fabrika düşünmüyor, mühendisler düşünmüyor. Mühendisler, şimdiki mühendisler, taksilerde de olsun, dolmuşlarda da olsun, otobüs, kamyon, tırlarda da olsun. Fabrikadaki mühendisler hep gösterişe önem veriyorlar. Hani insanların ilgi o da. Hani az önce bir örnek verdim ya, bir ortamda oturursun, telefonu çıkar masaya koyarsın, insanlar senin üstündeki kıyafete, cebindeki telefona göre sana hani muamele yapıyorlar ya. Evet. Şimdiki yapılan her şey de öyle. Şöyle söyleyeyim sana, şu bağış mesela. Şurası sigorta alanı olduğu bağış. Evet. Buraya anahtar koymuş. Yani buraya bir elcik yapabilirdi, şu elcik gibi rahatlık olsun diye. Muavin geliyor mesela, anahtarı açıyor, eliyle çekiyor. Ya buraya bir elcik koysan, adam alıp elciyle kendisi de çekse daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur tabii ki. Rahatlık. Hani gösterişe önem veriyorsun ya. Evet. Yani şu anahtarlığın burada olması mesela kötü bir görüntü. Tabii. Sonuçta bak ne kadar güzel bir elcik var burada. Bak şöyle alıyorsun, bağcı indiriyorsun mesela. Bak ne kadar güzel. Yani bu elcik burada da olsa bu şekilde rahat bir şekilde açılır. Mesela Mercedes. Mercedes diyoruz ya. Şimdi bu mazot deposu şu şekil, elinle bu tarafa iteleyip böyle açıyorsun. Evet. Lüksten bahsediyoruz ya, gösterişten bahsediyoruz ya. Bunu araçlarda da olduğu gibi şöyle bir tık basıp kendi kendine açılsa daha güzel olmaz mıydı? Daha güzel olurdu. Daha güzel olurdu. Makyaj olarak güzel bir görüntü vermiş. Hakkını vermemek, arka yani yememek gerekiyor. Arka tasarımı güzel. Şimdi önü nazaran daha güzel. Güzel yapmış. Euro 6 zaten motor. Evet. Kaç kilometre aracınız? Nasıl? Aracınız kaç kilometredir? Araç şu an 2 milyona yakın. Oo. 2 peki, milyon yapmış. Var mı bir problem falan? 2 milyona yaklaştı abi. Ya şimdi şoförden şoföre değişiyor. Araç ne kadar temiz kullanır. Şimdi sen her gün duş almazsan kokarsın. Aynen mi? Öyle. Araca da düzgün bakmazsan araç arızasını verir. Yolda kalırsın, rahatsızlık duyarsın. O yüzden öbür tarafta zaten egzoz var. Şuradan göstereyim. Egzoz orada. Evet. Egzoz kazanı vesaire. Aynen orada. Egzoz kazanı, radyatör falan hepsi burada. Pervanesi burada. Hani havayı dışarıdan alıp içeriye dağıtıyor böyle. Kayışları zaten bilen biliyor zaten bu sektörde olanlar. Ama Euro 5'in sesi çok başka. Euro 5 ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Evet. Mesela 1300-1400 devirden sonra motor bağırıyor resmen böyle, haykırıyor. Büftet yükselt diye bağırıyor. Büftet yükselt diye bağırıyor ama öbürlerinde öyle değil. Euro 5'lerde öyle değil. Euro 6'lar öyle. Bak mesela kapanmıyor. Evet. Elinle itelemediğin sürece oturmuyor. Yani Mercedes, hani lüksten bahsediyoruz ya. Evet. Hani ama sonra lüks. Şimdi bunu böyle vurduğun zaman mesela buralar artık böyle esniyor. Esniyor aynen. Esniyor ve zamanla zarar esniyor. Görüyor. Burası da temizlik bağcı. Mesela şöyle söyleyeyim. Uzun yol aracı. Muavinlerin temizlik yapabileceği bağcı diye ayırt ettiğimiz. Yani normalde bağcı da yolcunun bağcı için. Bir bağış, böyle küçük bir bağış muavinlere gerekiyor. Şuna, şuraya böyle mesela iki tane raf yapabilir veyahut da bölme yapabilir. Muavinler rahat bir şekilde kovasını ayrı, bidonunu ayrı, temizlik bezlerini, temizlik malzemelerini ayrı bir şekilde bırakabileceği bir raf yapabilir. Yani yapabilir. Böyle tek parça değil de birkaç parça. Ya mesela iki parça yapar böyle, iki kat yapar. Ortaya da bir bölme atar. Bir tarafına temizlik malzemesini bırakır, bir tarafa kovasını, bir tarafa böyle bidonlarını bırakabilir. Yani bunu da yapabilir Mercedes yani. Bu da kaptanlardan Mercedes'e tavsiye. Yani. Markalar bizi çağırıyor mesela, hani sizin kaptanlardan gördüğünüz eksikler neler diye bize soruyorlar aslında. Bu tarz videoları da emin ol izliyorlar. Atraksiyonu da alıyorlar zaten. Ya zaten şimdi kusur aramaya çalışırsan bu insanlarda da o şekil. Mesela bir insanda bile kusur aramaya çalışırsan kusurdan çok kusur var yani. Ama daha iyisi varken neden yani bu şekil? Tabii ki. Mesela bir Mercedes'ten bahsediyoruz çünkü. Evet. Hani öyle kolay bir şey değil. Bugün bir taksisi olmuş 3-4 milyon para. Tabii normal ki. Bir taksi, sıfır parası. Ön kapıdan girişimiz. Geniş yapmış mesela. Örnek veriyorum. Çok geniş bir kokpiti var. Çok geniş yani. Şöyle söyleyeyim sana. Şoför burada oturduğu zaman çok geniş bir alan ona ayrılmış. Bu konuda güzel. Eksik yanı şöyle söyleyeyim mesela, şu koltuk, şoför koltuğu. Şimdi makyaja bu kadar önem vermişken şunu da söyleyeyim. Şu şoför koltuğu şuradan böyle elinle tutup ileri geri değil de şöyle şuraya bir düğme eklese, taksilerdeki gibi otomatik, elektrikli. Düğmeye bas, koltuk kendi kendine ayarlansın, akıllı hafızasına kaydetsin. Mesela iki şoför çalışıyor. Çok iyi mesela, akıllı hafıza. İki şoför çalışıyoruz mesela. Diğer şoför abi benden yaşça büyük.
Mesela koltuğu kendine göre ayarlıyor. Evet. Ben mesela direksiyondan yataktan kalkıp geldiğimde koltuğu şöyle şurada düğme var. Şuna basıyorum. Hı-hı. Koltuğu indirip kaldırıyorum. İleri geri yapıyorum. Tabii. Sırtımdaki onu sırtıma göre ayarlıyorum. Bunu yapacağına mesela elektrikli yapsa ben o elektrikli kendi bilgimi hafızaya kaydetsem direksiyona geçtiğimde tek tık düğmeye basarım. Koltuk kendini zaten bana ayarlar. Direksiyon kendini bana ayarlar mesela. Hatta kaptan kalkarken mesela seni uyandıracakken basar sen gelene kadar o hazır olmuş olur. Şuraya mesela direksiyon düğmesi eklemiş. Direksiyonu böyle ayarlayabiliyoruz. Evet. Ama bunu seyir halinde de yapabiliyoruz. Hmm. Bu büyük bir risk göstergesidir. Nasıl büyük bir risk göstergesidir? Sen seyir halinde şuna bastın, direksiyonu kendine ayarlamak istedin. Hı hı. O anda süratlisin. Bir boşluğa geldi. Allah korusun. Elinden kaçtı. Allah korusun. Kokpiti güzel yapmış. Hı hı. Mesela bu takograf burada olacağına, o da burada olsaydı çok daha güzel olurdu. Hı hı. En azından hepsi aynı hizada. Rotardarla freni ayıracak düğme yapmamış mesela. Hı hı. Kışın bu araçlar rotardarla frenin ayrık şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü hı hı. sen frene bastığın zaman rotardar da devreye girdiği zaman iki kişinin seni tutması nasıl, bir kişinin seni tutması nasıl? Örnek hı. olarak bunu veriyorum. Mesela sen frene bastığın zaman rotardar da devreye giriyor. Araba yükleniyor mesela. Hı hı. Karda buzda direkt kaydırıyor arabayı. Ama rotardar fren düğmesini buraya ayrı yapmış olsa mesela 2015 ve altlarında rotardar fren ayrıcısı var. Evet. Ama 2016 ve üstünde yok. Onu da buraya yapsalar mesela sıkıntımız kalmayacak. Başka şey, mesela senin sormak istediğin bir şey var mı burada? Ya mesela şu sen, tasarım senin hoşuna gidiyor mu? Tasarım güzel. Hani şurada bilgiler falan. Tasarım çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Şu ekran hayalet olabilirdi. Evet. Yani Mercedes'ten bahsediyoruz, lüksten bahsediyoruz, makyajdan bahsediyoruz. Hı-hı. Gerçekten Mercedes hafife alınacak bir şirket değil. Kesinlikle. O yüzden daha iyisi varken neden yani normal bir şekilde üretim yapıyorsun. Hayalet ekran olması çok daha bir artı katır. Mesela 2021 ve 2021'in üstündekiler sadece sağ aynaya hı hı. sensör eklemiş. Sağ tekerlerin evet. orada sensör var. Mesela sağdan araç geldiğinde veya sollama yaptığın zaman aynanın alt tarafında turuncu renginde bir ışık yanar. Evet. Ama sol tarafa yapmamış. Evet, onu yapmamış. Hani sol tarafla sağ taraf arasındaki fark ne? Sağdan gelen olur da soldan sollama soldan yapılır, sağdan yapılmaz ki. Tabii. Sola niye yapmıyorsun, sağa yapıyorsun veya sağa yapıyorsun neden sola da yapmıyorsun, ikisine bir anda yapmıyorsun. Bugün ben yolda gidiyorum, bir araç beni sollamaya geldi. Ben yola dalmışım, mesela orada ışık yandığı zaman hı hı. ben o ışığı fark edebilirim. Tabii. İşte bunu da uzun bir metreden alması lazım. Mesela hoşuma giden yönlerinden biri asistan eklemiş. Hı hı. Şurada. Radarımız var. Radarımız var. 200 metreye kadar önde araç olup olmadığını görebiliyorsun. Bu sisli havada çok iyi bir çalışma olmuş. Çünkü sisli havada bunu açtığın zaman çok rahat bir şekilde yol alabiliyorsun. Evet. Ama bu olmadığı zaman mesela tedirgin gidiyorsun. Önde araç var mı yok mu diye. Tabii kul yapımıdır. Hatalı olabilir, olamaz. O anki şeye bağlı. O tartışılır aynı. Ama akıllı fren sistemi var bunlarda. 2016 ve üstünde. Arızalı olmamasına rağmen bazen devreye giriyor, bazen devreye girmiyor. Hmm. Önündeki araç fren yaptığı zaman bunun da fren yapması gerekiyor. Kendini ona göre ayarlaması gerekiyor. Tam teşekküllü değil. Tam böyle özelliği tam devreye girecek şekilde bazen yapmamışlar. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Aynen. Mesela bir Volvo takside nasıl ki öndeki bir araç fren yaptığı zaman otomatikmen freni yapıyor. Mercedes'te onu bulamıyoruz. Onu göremiyoruz. Her zaman çalışmıyor. Her zaman çalışmıyor. Arada bir devreye giriyor. Öndeki araç mesela fren mi yaptı? Dibine girmeyene kadar ikaz vermiyor ekranda. İkaz verdiği zaman da fren tutmuyor mesela bazen. Ona ben de denk geldim. Ayarlayamıyor hani onu o şekilde bazen ayarlayamıyor. De, bazen de aniden böyle hani hiç arada mesafe varken yapıyor mesela. Hı-hı. O da ona da ben denk geldim. Ya şu özelliği mesela sabitleyici açıyorsun yolda. Bu özelliği de mesela hoşuma gidiyor. Öndeki araca yaklaştıkça bak gaza frene ayağını atma. Kendi kendine mesafesini koruyor. Hani düşüyor. Mesela diyelim 100'e mi kilitledin aracı sabitleyicide. Öndeki araca yaklaştıkça senin hızını düşürüyor. Yani mesafeyi ayarlıyor. Arasındaki mesafe artık 70 metre midir, 80 metre midir onu bilmiyorum. Ona göre kendini ayarlıyor. O güzel özel. Şöyle bir şey mesela ayna yapmış şuraya. Aynayı çok yukarıya getirmiş örnek veriyorum. Hı-hı. Şimdi şoför burada. Aracın içini görmek istiyor. Böyle hı-hı. baktığı zaman kafasını mecbur kaldırmak eski zorunda kalıyor. Buradaydı. Eskilerde orada televizyon vardı. Orada yoktu. Aynen şuraya kurmuştular. Bir de şu köşeye sağ üst köşeye küçük hı-hı. bir ayna koymuştular. Orası da iyiydi. Yani bu bence ya hiç ayna bırakmasınlar ya da bırakıyorlarsa düzgün bir şekilde aynalarını bırakabilirler. Yani bunu elinle çekmek yerine şöyle mesela
düğmeye bastığın zaman otomatik iniyor ya. Evet, onun gibi olabilirdi. Şunu da onun gibi yapabilir. Mesela düğmeye basıyorsun, yukarı çıkıyor kendi kendine. Çok elini basılı tutmana gerek yok. Ama şunu sol taraftan güneş vurduğu zaman şöyle eline indirmek zorunda kalıyorsun. Şöyle gösterelim. Mesela Mavin burada yürüdüğü zaman rahat bir şekilde yürüyemiyor. Çünkü bak kafa rafa değiyor. Bu raf biraz daha geride olabilir. Mesela şuralarda olabilir. Biraz daha alabilirsin bu tarafa. Turismo'daki gibi. Turismo'da bence biraz daha bu tarafta. Turismo'da da aynı şekil. Bu son modellerde bu raf iptal. Öyle mi? Bu sol tarafın rafını iptal etmişler. Eskilerinde de mesela aynı bu şekilde raf uzun. Peki bir şey soracağım. Mesela önde nasıl soğutuyorsa arkada da öyle soğutuyor mu? Arkada nasıl soğutur? Arkada kalorifer petekleri var mesela. Şöyle gösterelim. Bak şurada. Evet. Şunlar kalorifer peteği. Araç belli bir ısınma, motor ısınma seviyesine geldiği zaman radyatörün içindeki su ısındıktan sonra öndeki kalorifer peteğinin düğmesini açmak daha mantıklı. Bazı şoför arkadaşlar mesela aracı çalıştırdığı gibi, kışın özellikle aracı çalıştırdığı gibi direkt hemen vanasını açıyor, kırmızıya en sona getiriyor. Ne oluyor bu sefer? Motordaki soğuk su direkt kalorifer peteklerinin içine girdiği için aracın içinin ısınması daha zor oluyor. Yani mesela araç belli bir süre gittikten sonra hararet göstergesi 70 ve 75'in üstü olduktan sonra kalorifer peteğini, kaloriferi devreye soktuğun zaman araç daha çabuk ısınıyor. Kışın özellikle mesela peron çıkışlarında aracı çalıştırmadan önce bir 5 dakikalığına Webesto denen bir teknoloji cihaz var, cihaz var şu aracın içinde. Webesto'yu açtığı zaman Webesto motoru ısıtıyor. Araç çalışmasa da belli bir süreye kadar, egzoz ısınana kadar motoru ısıtıyor. Egzoz ısındıktan sonra devre dışı kalıyor zaten. O motorun içindeki su ısındıktan sonra arabasını çalıştırıp kalorifer peteğine suyu verdiği zaman Webesto'sunu kapatırsa bu arabanın içi daha güzel ısınır. Şoför ve kabin alanı ayrı yapılmış Mercedes'te. Şöyle gösterelim. Mesela durduğumuz zaman bunu kapatıyoruz. Çünkü açık olduğu zaman aküyü zayıflatıyor. Evet. Şöyle buna bastığımız zaman zaten açılıyor. Bak devreye girdi, ses geldi. Şu taraf ısıtıcı. Şunu mesela böyle ayarlamış. Bu güzel bir tasarım mesela. Hani böyle düğmeyle uğraşmıyorsun. Bu üfürmesi mesela, üfürmesini ayarlıyor. Şuna bastığımız zaman arkaya geçiyor. Yolcu bölümüne geçti. Buradan açıyoruz son derece veya kaç dereceyse, burada zaten dereceleri yazıyor. Genelde otomatikte kullanılması öneriliyor. Otomatikte de bazen içerisi çok soğuk, bazen çok soğuk sıcak olduğu için otomatikte kullanmıyoruz. Ama yazın otomatikte kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü fan bilyasını, bunların fan bilyaları mesela sabit devirde çalıştığı zaman, şöyle söyleyeyim. Bir insan düşün, sabahtan akşama kadar kazma sallarsa ne olur? Kolunu hissetmez. Artık çöker. Bunun fan bilyası da öyle. Mesela sabit çalıştığı zaman fan bilyasını dağıtıyor. O yüzden otomatikte kullanmak daha ideal. Çünkü 24 derece ayarlıyoruz mesela yazın. Sabit içeri 24 derecede tutuyor. Koltuklar bunlar orijinal koltuklar değil mi? Bunlar orijinal koltuğu. Son güncel kasalarda deri daha ince koltuklar kullanıldı. 2 artı 1 orijinal fabrika çıktı ama 2016'da hiç çıktığında 2 artı 2'ydi. Bu koltuklarla çıkıyordu. 2016'da aynı bu koltuğun aynısı. Şu an üstündeki koltuklar zaten fabrikanın orijinal koltuğu. Evet. Mesela bazı araçların koltukları değişik. Bunlar sonradan 2 artı 1 olduğu için Hatay'da olsun, Bursa'da olsun kendi fabrikaları var. Mesela koltuk yapma fabrikaları var. Oralarda onlar kendi koltuklarını, yani bu koltukları alıyorlar, kendi koltuklarını bırakıyorlar. Onlar daha ince olur. Biraz daha dar olur ama bunlar daha rahat. Çünkü çift kat. Evet. Pedli bunlar. Aynen, pedli. Daha rahat. Şu zaten böyle kalkıyor yolcunun başına, boynuna göre. Şöyle ayarlayabiliyorsun. Aynen. Mesela Mercedes şunu şöyle de yapabilirdi. Taksilerde var ya mesela, şöyle kaldırıp şöyle yapabiliyordun yolcunun rahatlığı için. Aralarını biraz daha açabilir mesela koltukların. 40 koltuk değil de 38 koltuk, 37 koltuk yapabilir. Yani şu ayna mesela burada olması mantıksız. Şu aynanın burada olması gerekti. Bunun yerine buraya bir raf yapabilir mesela. Ya, tabii. Yenilerde şimdi kamera aynen var. Şuraya bir kamera ekleyebilir mesela. Yenilerde olması çünkü lazım. Çünkü orta kapıyı açtığın zaman dışarıdan aynadan buradaki yolcuyu göremezsin. Evet. Ama şuraya bir kamera bıraktığı zaman, ekran arka kapıyı açtığın zaman, ekran nasıl ki arka kapıyı açtığın zaman, ön kapıyı açtığın zaman önde ışık yanıyor ya. Buraya da bir kamera eklese mesela, kapı açıldığı zaman burayı gördüğün zaman öndeki ekranda hani daha sağlıklı olur, daha güvenilir olur. Çünkü sen, örnek veriyorum, yolcu burada mavinin dalgınlığına gelebilir. Mavin hani tamam devam et diyebilir veyahut da öne gelebilir. Sen devam ettiğin zaman, tam devam ettiğinde yolcu ayağını aşağı atarsa işin yaş. Aynen. Şuradaki şey nasıl sence?
Ya şu dolaplar gömme. 2 artı 1'lerde gömme oluyor. Son çıkanlarda dolap burada oluyor ama evet. 2016'lar ilk çıktığı zaman 2 artı 1 değildi. 2 artı 2 idi. 2 artı 1'ler zaten 2017'den sonra başladı faaliyete geçme. Bu dolabı fabrikada değil. Bunu mesela... Sence orada olması mı daha iyi yoksa burada olması mı? Ya benim nazarımda kahve makinesinin kaldırılması daha mantıklı. Çünkü neden zaten peki? Araçlarda hepsinde priz var. Küçük bir kettle alırsın. Su ihtiyacını oradan karşılayabilirsin. Evet. Yani onun orada olması zaten kullanmıyoruz. Ben kendi şahsımı söylüyorum. Muavin arkadaş da öyle. Biz kullanmıyoruz. Çünkü tehlike bize tehlike getiriyor. Tehlike arz ediyor. Ya olabilir. Mesela ben direksiyondayım. Ben yola odaklanmışım. Muavin arkadaşım unutmuştur, açık bırakmıştır. İçinde de hele ki su bitmişse rezistansı yanar, tesisatı yanar, arabanın yanmasına vesile olur. Aynen öyle. O yüzden yani kahve makinesinin kaldırılması daha iyi olur. Zaten bütün araçlarda priz var. Küçük kettle'lar oluyor, düşük voltlu. Onları kullanarak su tedariğini karşılayabilirler. Zaten yani. Tesislerden falan alıyorsunuz. Aynen. Size mesela 2022'lerde fark ettim bazı araçlarında ama hepsinde değil. 1, 2, 3 ve şu 24-25 numaralı orta kapının önündeki bu koltuk. Bazılarında 21-22, bazılarında ise 23-24 olarak geçiyor. Şu şeyler masalar katlanılabilir yapmışlar. Evet, evet, evet. Televizyon yok ya. Hani son zaten 2022, 2020 ve üstünde televizyon yok. Şunlar katlanılabilir yapılmış mesela. Güzel bir tasarım. Çok güzel mesela yolcu bunu mesela bu şekilde rahat etmez. Katlar. Rahat bir şekilde yolculuğunu yapabilir. Güzel bir tasarım olmuş. Mesela güzel yanları da var, kötü yanları da var. Göze batan da var. Hani gözden kaçan da var. Evet. İnşallah bu videolar sayesinde daha da iyi yerlere gelir vallahi. Ya sanmıyorum çünkü kaptan arkadaşlarımız, abilerimiz şöyle söyleyeyim. Yıllardır yatağından şikayetçi. Travego'nun 2016'ya kadar olan yatağından herkes memnun. Ama Torismo'nunkinden kimse memnun değil. Bunu fabrika bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor. Mühendisler bilmiyor mu? Biliyor. Ve onu geliştirmiyorlar. İşte 2022 geçti. 2023'teyiz bak. Yeni modeller, araçlar, yeni özellikler ekliyorlar. Yani o hatanın genişletileceğini düşünmüyorum. Evet. Yani fazla bir maliyeti olduğunu da düşünmüyorum. Neden yapmadıkları da gerçi biraz merak söz konusu. Bunların yatağında zaten birazdan şoför arkadaş uyanınca yatağını göstereceğim sana. Başka sormak istediğin bir şey varsa? Vallahi gayet güzel anlattın. Yani sormama gerek kalmadan her şeyi bence güzelce söyledin. Böyle bir videoya benim katılmamı sağladığın için teşekkür ederim. Buradan izleyen arkadaşlar hepsine selam gönderiyorum. Beni bilen biliyor, tanıyan tanıyor. Sosyal medyada, TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun yüksek bir kitleye hitap ediyorum. Hepsinin bana, tabii ben hani şimdi bizim ülkemiz öyle bir ülke ki yüksek bir yerdeysen, başarıya koşuyorsansa, insanlar seni sevip sana değer veriyorsa çevren genellikle yakınlarında oluyor bu. Çekemeyen insan çok oluyor. Tabii. Kötü yorumlar da görüyorum. Çok güzel yorumlar da görüyorum. Sevip sayan, gelip beni görüp fotoğraf çekmek isteyen, video çekmek isteyen insanlarla da tanıştım. Çok güzel dostluklar da edindim. Durmayacağım. Böyle bu şekilde devam edeceğim. O beni çekemeyenler var ya, onlara dert olsun. Önder Kartal durmayacak, devam edecek. Söylemek istediklerim bu kadar. Her şey için teşekkür ederim. Az önce size söylediğim gibi arkadaşlar, yatak bu şekil. Yukarıdan kısa yapmışlar. Bunu biraz daha yükseltebilirler. Eski Travego'larda şuraya kadar yüksek. Bunu düşürmüşler. Şuradan burası şuraya kadar geliyordu. Genişti yani. Bunu daraltmışlar. Takım çantasını, krikosunu, takozunu, bijon kolunu şuradan şuraya alıp bırakmışlar. Kaloriferi zaten doğru düzgün ısıtmıyor. Kışın tam soğutmuyor. Bu daha da iyi olabilir. Hani Mercedes için biraz daha iyi olabilir yani. Arkadaşlar bir de tabii bunların hepsi bizim kendi fikirlerimiz. Siz de fikirlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Ben okuyacağım. Markalar demin onu takip ediyorlar. Çünkü biz sürekli yazışıyoruz onlarla. Onlar da bu yorumları dikkate alıyorlar gerçekten. Birkaç örneğini de ben gördüm. Sizlerin de böyle yeni nesil araçları varsa sizlerle beraber yorumlayıp çekebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.